Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte gelişimsel desteğe gereksinimi olan okul dönemi çocuklar ve özellikleri kitabımızın 3. ünitesindeyiz. Bu ünitemiz zihinsel yetersizlik. Bu dersimizde zihinsel yetersizliğin tanımını, sınıflandırmasını, nedenlerini, yaygınlık oranını ve fark edilmesini hep beraber bunların üzerinde duracağız. Bir Amerikan kuruluşu olan AAIDD'nin 2010'da yaptığı ve tüm dünyada kabul gören zihin yetersizlik tanımının vurgulanması gereken birkaç noktası var arkadaşlarım. Bunlardan bir tanesi zihinsel işlevlerde sınırlılık, bir tanesi uyumsal davranışlarda sınırlılık olması ve diğeri de zihinsel yetersizliğin 18 yaşından önce tanılanmış olması gerekliliği. Peki nedir zihinsel işlevlerde sınırlılık olması? Bir ona bakalım bakalım. Öğrenme, mantık yürütme, problem çözme ve planlama yapma gibi zihinsel yeterliklerden söz ediyoruz. Peki uyumsal davranışlardan neyi kastediyoruz? Bireyin sahip olması gereken uyumsal davranışlar, içinde bulunduğu kültüre ve çevrenin özelliklerine bağlı olarak gerçekleştirmesi gereken davranışlar diye özetleyebiliriz. Bir de zihinsel yetersizliğin 18 yaşından önce tanılanmış olması gerekiyordu. 18 yaş sonrasında çeşitli nedenlerle ortaya çıkan zihinsel yetersizlik, bu bozukluğa sahip kişiler zihinsel yetersiz olarak tanılanmıyorlar. Bu aklımızın bir köşesinde bulunsun. Sevgili arkadaşlarım, şimdi birazcık zihinsel yetersizliğin sınıflandırılmasından söz etmek istiyorum. Hep merak edilen bir IQ düzeyleri vardır. Kimin kaç puan IQ'su var, kimde ne kadar zeka var diye. Burada size hem zihinsel yetersizliğin sınıflandırılmasından hem de bu sınıfların kaç puan zeka puanına sahip olduklarından biraz söz edeceğim. Belki ilginizi çekebilir bunlar. Örneğin hafif düzeyde zihinsel yetersizlik 50 ile 69 puan arasında zeka puanına sahip demektir. Orta düzeyde zihinsel yetersizlik 35 ile 49 puan arasında zeka düzeyine sahip demek. Ağır düzeyde zihinsel yetersizlik 20 ile 34 ve çok ağır düzeyde zihinsel yetersizlik de 20'den az düzeyde zihinsel zeka puanına sahip demek oluyor arkadaşlarım. Özelliklere baktığımızda zihinsel yetersizliği olan bireylerin özellikleriyle ilgili olarak AAIDD'nin yine yaptığı tanımdan yola çıkarak bu tanımda yer alan iki koşul üzerinden özellikleri aktaralım size. Zihinsel işlevlerdeki sınırlılıklara baktığımızda dikkat ile ilgili olarak dikkatini yöneltme ve bir süre yönelttiği konu üzerinde dikkatinin durmasından söz ediyoruz. Yoğunlaştırılmasından söz ediyoruz. Ama bundaki sınırlılıklar yaşama tabii zihinsel yetersizlik olduğunda. Bilgiyi hatırlama, yani kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarmada yine sorunlar yaşadıklarını görüyoruz. Öğrendiği bilgiyi başka yerlerde, başka kişilerle birlikteyken, başka zamanlarda kullanabilme, başka araç gereçlerle birlikte tekrarlayabilme, yani genellemede sorun yaşadıklarını biliyoruz. Yinelenen başarısızlık deneyimlerinin ardından öğrenmeye karşı bir güdülenme eksikliği oluşuyor. Zihinsel işlevlerdeki sınırlılıklar olarak bunları söyleyebiliriz size. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin özelliklerine bakıyorduk birlikte ve iki temel alandan söz etmiştik. Zihinsel işlevlerdeki sınırlılıkları tamamladık. Şimdi de uyumsal davranışlara bakalım. Buradaki sınırlılıklara bakalım. Uyumsal davranışlar bireyin içinde bulunduğu kültüre, yaşam koşullarına göre farklılık gösterir demiştik. Bu nedenle de geniş bir yelpazede ele alınması gerekiyor. Seçim yapma, problem çözme, amaç belirleme ve bu amaçları başarma, kendini gözleme, kişisel farkındalık gibi bu davranışlarda sınırlılık yaşaması, zihinsel yetersizliği olan bireylerde sıkça karşılaşılan özelliklerdir diye söyleyebiliriz. Yaygınlık oranlarına baktığımızda ise ülkemizde zihinsel yetersizliği olan bireylerin sayılarını belirlemeye yönelik böyle bir çalışma yapılmadığı için, tam sayı verebilen bir çalışma bulunmadığı için diğer ülkelerde belirtilen sayılardan biz kendi ülkemize yansıtma yapmak durumunda kalıyoruz.
Bu yansıtmalara göre de zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin, slaytta da görüyorsunuz, %85'i hafif düzeyde zihinsel yetersizliğe sahipken, %10'u orta düzeyde ve %5'i de ağır ve çok ileri derecede zihinsel yetersizliğe sahip olarak karşımıza çıkıyor. Peki zihinsel yetersizlikler neden oluyor? Nedenlerine baktığımızda bilinen yüzlerce nedeninin olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenlerin doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında ortaya çıkan nedenler olarak üç grupta toplanabileceğini söyleyebilirim size. Genetik etmenler ile hamilelik sürecine ilişkin etmenler doğum öncesi etmenler olarak söylenir. Doğum sırasında oksijensiz kalma, doğum sırasında ortaya çıkan yaralanmalar da doğum sırası etmenler olarak söylenebilir arkadaşlar. Peki doğum sonrasında oluşan nedenler neler olabilir? Onlara da bir bakalım beraber. Doğum sonrasında geçirilen çocukluk çağı boğmaca, su çiçeği, kızamık, menenjit gibi hastalıklar, yoksulluk ve kültürel yoksunluk da bunun arasına giriyor. Yine doğum sonrası zihinsel yetersizliğe neden olan faktörler olarak sıralanabilir. Evet arkadaşlarım, bu dersimizde sizinle birlikte özetle zihinsel yetersizliğini tanımaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere diyorum. İyi bakın kendinize.